Binayı kuşattılar, duvarlara Özgür Gazze yazdılar. Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'nde polisin sert müdahalesine rağmen Filistin'e destek gösterileri devam etti. Göstericiler önce kampüste toplandı, daha sonra üniversitenin şehir merkezindeki binasına yürüdü. Polis güvenlik gerekçesiyle üniversite binasının etrafını sardı. Fransa'da da öğrencilerin Filistin'e destek eylemleri sürüyor. Öğrenciler bir kez daha başkent Paris'te Sorbonne Üniversitesi önünde toplandı. Öğrenciler İsrailli sporcuların Paris Olimpiyat Oyunlarından men edilmesi çağrısında bulundu. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, kalkanlarla öğrencileri üniversitenin girişinden uzaklaştırdı. Amfide eylem yapan öğrenciler de zorla dışarı çıkarıldı. Ve İngiltere, University College London ve Cambridge Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek eylemlerine katıldı. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde Cambridge Üniversitesi Rusya'ya bağlarını kesmişti. Öyleyse neden İsrail'li olmasın? İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College Dublin'de 5 gündür kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirdi. Başkent Dublin'deki üniversiteden yapılan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletler'in karar listesinde yer alan İsrailli şirketlere yapılan yatırımların sonlandırılacağı belirtildi. İsviçre'deki gösteriler Lozan Üniversitesi'nin ardından Cenevre ve Zürih Üniversitelerine yayıldı. Eylemlere akademisyenler de katılıyor. Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Witwatersrand Üniversitesi'nde de öğrenciler dayanışma kampı kurdu.